Bu görmüş olduğunuz isim yani IGN oyun dünyasının en büyük basın kuruluşlarından bir tanesidir. Kendileri geçtiğimiz aylarda dev bir turnuva yaptı. Bu turnuvada da 64 tane oyun gelmiş geçmiş en iyi oyun olmak için birbiriyle kapıştı. Ve bir tane de kazanan çıktı. Bu 64 oyunu IGN seçti fakat 64 oyundan hangisinin kazanacağını anketlerin sonucu belirledi. Bu anketlere katılanlar da normal abi senin benim gibi düz oyuncular. Instagram, Twitter ve YouTube üzerinden yapılan anketlere katılım gösterdiler, kazananı belirlediler. İşin turnuva düzeninde olması çok enteresan tabii. Bayağı gördüğünüz tablodaki gibi işte oyunlar birbiriyle eşleşiyorlar, kapışıyorlar, bir üst tura çıkıyorlar. Misal solda görüyorsunuz Red Dead Redemption vs Borderlands 2 kapışması var. Bu anketin sonucunda Red Dead kazanmış ve bir üst tura çıkmış. Toplamda böyle 20 milyondan fazla kişinin oy kullandığı bir turnuva dönmüş burada. Ben de bu videoda istiyorum ki hem bir yandan turnuvaya bakalım. Çünkü ilk yapıldığı dönemde ben bu turnuvayı aktif takip etmedim. Merak ediyorum hakikaten aşama aşama yani kim alacak, kim üst tura çıkacak onları falan bilmiyorum. Hem de eşleşme sonuçlarına bakarak insanların nasıl bir zevke sahip olduğunu anlamış oluruz. Güzel olur bence, eğlenceli olur. Arada yorum da yaparız. Başlayalım. GTA San Andreas vs Mario Kart 8 Deluxe. İlginç bir kapışma. İki oyunun kitlesi olsa da yani San Andreas'ın kazanacağı net be. Yani burada insanlar San Andreas'a basar geçer diye düşünüyorum. Sonucu alalım. Evet, San Andreas açık ara farkla kazanmış. KOTOR vs Tony Hawk Pro Skater 2. Benim tercihim net KOTOR olur. Fakat Tony Hawk'ın da bu oyunu gelmiş geçmiş en iyi oyunlar arasında gösterilir. Acayip bir kitlesi vardır yani. Hani sonuç olarak Tony Hawk çıkarsa hiç şaşırmam. Çünkü KOTOR eskisi kadar hatırlanan bir oyun mu ondan da emin değilim. Ama yok, KOTOR net kazanmış. Güzel kazanmış. Helal lan. Fallout New Vegas vs League of Legends. Yani ben burada yine net New Vegas derim ama LOL kitle olarak çok daha büyük bir oyun. Burada League of Legends kazanır ya. Aha kazanamamış lan. New Vegas bayağı zilmi süpür. Jok etmiş be. Sanırsam League of Legends oyuncularının anketten haberi yokmuş yani. Yoksa aksi takdirde New Vegas'ın kazanması zor geliyor bana. Bakın burada da World of Warcraft ve Fortnite kapışması var. Biri devasa online alanında kapıyı aşan oyunlardan bir tanesi. Oyun oynama kültürünü dev kitlelere ulaştırmış bir iş. Diğeri de günümüzün en popüler online oyunu. Kapışma başa baş geçer gibi geliyor. Sonuç geçmemiş. World of Warcraft bayağı uçmuş gitmiş. Demek ki ankete katılanlar bir tık daha old school oyuncular ya da Fortnite düşmanları, bilmiyorum ikisi de olabilir. Burada Chrono Trigger Burnout 3'ü yenmiş. İkisi de iyi oyunlar biliyorum ama benim çok özel bir ilişkim yoktur bu oyunlarla, o yüzden yorum yapmayacağım. Burada da iki klasik FPS oyunu çarpışmış. GoldenEye 00 ya da Türkiye'de pek bilinmese de konsol oyunculuğu için mihenk taşı olan bir FPS oyunudur. İnanılmaz takdir toplamış bir işten bahsediyorum. O yüzden de yakın bir mücadele bekliyorum. Old school oyuncuların ankete katılımı yoğunsa kafa kafaya geçebilir mücadele. Yo, o kadar da old school oyuncu yokmuş demek ki. Modern Warfare eze eze geçmiş ki ben de GoldenEye oynamadığım için oy versem Modern Warfare'e verirdim. Journey vs Dishonored benim şahsi tercihim. Dishonored'dan yana olur, kazanan da o olmuş zaten. Portal 2 ve Sims 3. Ya ben bu Portal 2 hala da adam akıllı oynamadım ya. Oyunculuk utancımdır benim bu. Söz lan oynayacağım en yakın zamanda seni. Portal 2 açık ara farkla kazanmış. Oynayınız artık şunu, ayıp lan. God of War ve Starcraft. God of War yeni God of War zaten biliyorsunuz. Starcraft'ta bir efsanedir. Ama ohoho God of War fena fark atmış lan. Şu ana kadar gördüğüm en büyük fark bu. Ben de aksiyon sever adamımdır da bu kadar fark beklemiyordum. Civilization 4 ve Assassin's Creed 4 Black Flag. Yine aksiyon oyunu olan kazanmış açık ara farkla. Aksiyon oyunlarının hitap ettiği kitle daha geniş bir kitle olduğu için Black Flag'in kazanmasını anlayabiliyorum ama yine de bu fark iyi bir fark. Zelda Ocarina of Time ve Skyrim kapışması. Yani burada aslında net Skyrim alır diyemem çünkü Zelda bizim ülkemizde çok oynanmasa da tarihin en iyi oyunlarından biri olarak gösterilir. Yine seveni çoktur, kitlesi yoğundur ama diğeri de Skyrim be. Yani umarım Skyrim kazanır. Benim şahsi tercihim Skyrim'den yana olur. Ve evet, Skyrim elenmemiş de burada. Finale kadar gidecek kafada bir oyun bence yani. Skyrim ben en az bir yarı final görür diye düşünüyorum. Bioshock vs Overwatch. Bir tanesi hikayeli FPS oyunuyken diğeri online FPS oyunu. İkisi de övülen oyunlar. Yakın bir mücadele olur herhalde ya. Benim oyun yine Bioshock'tan yana. Yani hikayeli oyun benim için artıdır. Deli fark atmış lan Bioshock. Hani ben Overwatch kazanır diye bekliyordum içimden bir ses ama ben bu eşleşmeden hiçbirini doğru tahmin edemedim ha. Sürprizlere gebe bir turnuva. Minecraft vs Fable 2. Zayıf bir eşleşme. Fable 2 kötü oyun değil tamam da yani babacığım Minecraft ile de yan yana koymazsın be. Sonuç ezici olur. O kadar ezici olmamış. Enteresan. Minecraft benlik olmasa da daha büyük oy alır diye düşünmüştüm. Demek ki ankete katılım gösteren tayfa bir tık daha aksiyon oyunlarına yatkın bir tayfa. Ya buna göre geri kalan eşleşmeleri tahmin etmeye çalışabilirim. Witcher 3 ve Diablo yani burada artık leleleyi ya. Witcher 3 almıştır artık. Oh almış tamam net. Aferin oğlum Geralt. Yapıştır. Seni de en az bir yarı finalde görmek istiyorum. Doom 1993 ve Inside. Inside özel bir oyun. İnci gibi bir bağımsız yapım ama Doom da tarihin en önemli oyunlarından
oyunlarından biri. FPS dediğimiz oyun türünü ona borçluyuz neredeyse. Zaten Doom da buradan oyu almış yürümüş. Büyükte fark atmış. Ama benim için Inside daha özeldir. Ben oy verecek olsam burada Inside'a basardım. Burada fikrimin olmadığı iki oyun var, yorum yapmayacağım. Hangisi alır derseniz tahmin edeyim World alır herhalde. Ama yok, almamış. Super Smash Bros Ultimate bir tık farklı çıkmış üst tura. Last of Us mı MGS3 mü? Zor soru be. MGS3 çok sağlam bir yapım. Çok da özel bir oyun benim için. Ama öte yandan Last of Us da yani Last of Us lan. Benim oyum Last of Us'tan yana olur be. Büyük ihtimalle ankette katılanların da öyle olur. Evet, Last of Us yine net bir galibiyet alan taraf oluyor. Halo 2 ve Mass Effect 2. Ya ne olur Mass Effect 2 almış olsun bu turu ya. Çok seviyorum oğlum ben Mass Effect 2'yi. Ama Halo'nun da kitlesi Mass Effect'ten daha fazla bir kitle. Amerikalıların çok tuttuğu bir seridir Halo. Oğlum lütfen Halo 2 değil Mass Effect çıksın lütfen. Püh, Allah kahretmesin, olmadı be. Halo 2 temiz galibiyetle adını yazdırmış bir üst tura. Nalet olsun. Neyse Mass Effect 2 canı sağ olsun. GTA 5 ile Uncharted 2 mi? Oğlum Uncharted 2'ye yazık olacak ya. Başka bir oyuna VS atsa bir üst tura çıkardı Uncharted belki ama GTA 5 karşısında bence imkansız. Sonucu alalım. Evet, GTA 5 çok temiz yürümüş. Yine Uncharted 2 %25 almış yani. Liverpool'a elinden Villarreal gibi alkış hak ediyor. Bu eşleşme hakkında da çok bir yorum yapmayacağım ama Pokemon alır herhalde değil mi? Ucu ucuna almış. Helal. Çok alakasız iki oyun değil mi bunlar ya? Ben Batman'den yürürüm. Şahsi tercihim Batman olur ama Super Mario 64 de tarihin en iyi platform oyunlarından biri. O yüzden bu karşılaşmayı Super Mario 64 alır diye düşünüyorum. Aa, Batman almış lan. Vallahi helal. Ay unuttum gerçi. Bak, kitlemiz aksiyon oyunlarına daha meraklı bir kitle demiştik. Ona göre düşünecektik ya. Unuttuk. Bu açıdan bakınca Batman'in alması mantıklı. Dark Souls ve Shadow of the Colossus. İkisi de çıktığı dönem kendilerinin az yapıları sebebiyle öne çıkan işlerdi. Özgün yapımlardı. Shadow of the Colossus tek oyunda bitti gitti. Yani özel bir oyun olarak kaldı. Ama Dark Souls hala daha devam eden bir iş. Çok tutkulu bir hayran kitlesi de var. Sadece bu turu geçmez bence finale gider Dark Souls. Net bir galibiyet. Zaten bu çok tahmin etmesi zor bir eşleşme değil. Half-Life 2 vs Tomb Raider. Yani Tomb Raider'cim iyisin olsun da Half-Life 2 var karşında be. Bir zahmet Half-Life 2 çıksın bir üst sıra. Ne? Ne? Oğlum bu nasıl olabilir? Siz manyak mısınız lan? Half-Life 2 Rise of Tomb Raider'a nasıl elinebilir be? Aa, ben Gabe Newell olsam oyunculuğa nalet okurdum ya. Sektörden çekilirdim. Tamam, Rise of Tomb Raider iyi oyun, kötü oyun demiyorum da Half-Life 2 lan. Oğlum çok sağlam bir FPS oyunu olması bir ara tarihin bence en iyi oyunlarından biri Half-Life 2. Millet burada trollemiş mi ne yapmış? Acayip şaşırdım buna ya. Abi nasıl Half-Life 2 çıkmaz? Aa, vallahi terk eder giderim bu turnuvayı. Bu video burada biter. Bu karşılaşmayı Super Metroid alır diye düşünüyorum. Alamamış. Gene patladık. Apex Legends ucu ucuna basmış geçmiş. Animal Crossing ve Titanfall 2 mi? Titanfall 2'yi çok severim de Animal çok popüler bir oyun değil mi? Aa, Titanfall 2 almış. Oğlum ben harbiden hiçbir şey doğru bilemiyorum. Ne rezil bir herifim lan. Benim mantığım şöyle çalışıyor. Hangisinin kitlesi daha büyükse, hani hangisi daha çok insana ulaşmışsa o alır diye düşünüyorum ama yanlış yerden bakıyorum demek ki olaya. Lan millet deli gibi pandemide Animal Crossing konuşup duruyordu yurt dışında ya. Titanfall 2 nereden çıkmış da almış burada, enteresan. Bir fantastik eşleşme daha. Allah'ım ya, bu nasıl bir eşleşme? Bir tane sanal gerçeklik oyunu, diğeri de Bloodborne. Benim oyun burada Bloodborne'dan yana olur. Büyük ihtimalle Bloodborne'da kazanır. Bloodborne kitlesi Half-Life Alyx'e kaybetmez buradaki. Half-Life Alyx zaten çok böyle fazla kişiye ulaşan bir oyun da olmadı. Evet, kazanmış Bloodborne. Bu şaşırtan bir galibiyet olmadı. Tetris ve Rock Band. Tetris alır ki almış da. Teşekkürler, bu kolay bir galibiyet. Hades ve Metroid Prime. Hades çok sükse yapmış bir bağımsız oyun ama Metroid Prime klasikler arasında gösterilenmiş. Gerçi Nintendo kitlesi de çok ankete katılım göstermiyor ama Hades'e karşı da kaybetmez ya Prime. Ucu ucuna. Vallahi ucu ucuna. Tebrikler Prime. 3 eşleşme daha kaldı. Onlara da bakalım. Super Mario Bros. 3 burada Persona 5'i geçmiş. Resident Evil 4 Castlevania'yı geçmiş ve son olarak da Zelda Breath of the Wild Final Fantasy 7'yi yenmiş. Persona 5'in bir tık daha zorlamasını beklerdim. Hatta kazanması bile sürpriz olmazdı. Ama Mario tehlikeli rakip, acımamış geçmiş valla. Fakat geri kalan kısım şaşırtmadı. Resident Evil 4 rahat almış. Zelda da rahat almış. Şimdi sırada ikinci round var. Diğer round'a geçmeden önce sponsorumuz Türknet'e bir parantez açalım. Malum internetimizin hızlı olması, hızının yanında da stabil bir hizmet sunabilmesi hepimizin bir ihtiyacı. Ancak bu ihtiyaca rağmen ülkemizdeki internet hızlarının ne kadar yetersiz kaldığı da malumunuz, anlatmaya gerek yok yani. Düşük internet hızlarıymış, kopmalarmış vesairemiş derken internet konusu insanın sinirini bozabiliyor. Benim de bundan bir süre önce sinirimi bozan bir konuydu. Önceki adresimde abi, şimdi ismini vermeyeyim, başka bir internet sağlayıcı firmadan bir hizmet alıyorduk. Sözde 100 megabit'e kadar internet almam gerekiyordu ama alakasız internetim düşüyordu devamlı böyle. 5'e düşüyordu, 3'e düşüyordu, 10'a düşüyordu. Kafasına göre. Sonra taahhüt bitmeye yakın Türknet'e geçtim. Oradaki ekipten gelen arkadaşlara sorunumu anlattım. Önce sorunu çözdüler. Apartmanın girişindeki kabloda mı ne hasar varmış, onu hallettiler. Sonra neti bağladılar. Ben de daha önce görmediğim seviyede hız görebildim bu sayede. Daha önce internetin böyle en iyi olduğu zamanda bile 70-80 max hız görüyorken Türknet'e geçtikten sonra 120 megabit hızlara ulaşabildim.
Zaten Türknet'le alakalı en güzel taraflardan biri size verebildiği en yüksek hızı veriyor olması. Böyle şu parayı verirsen şu internet hızını alırsın gibi muhabbetler falan yok. Tek bir fiyat var, o fiyata alabileceğiniz en yüksek hızı veriyorlar. Hatta oturduğunuz yerde Türknet fiber altyapısı varsa 1000 megabit internet bile alabiliyorsunuz yani yine aynı fiyata. Bir güzel tarafı da bunu taahhüt olmadan sunuyor olmaları. Öyle 2 yıllık kontratlar yapmıyorsunuz. Eğer başka yerde hali hazırda devam eden bir aboneliğiniz varsa Türknet geçiş sürecinde de yardımcı oluyor size. Zaten açıklama kısmında bıraktığım linklerden ilgili kısımları da görebilirsiniz. Hem altyapınızı sorgulayabilirsiniz. Ne kadar hız alıyorsunuz bulunduğunuz bölgede onu görürsünüz. Hem de abonelik işlemi başlatmak istiyorsanız eğer verdiğim linkten abone olduğunuz zaman ilk bir ay ücretsiz kullanıyorsunuz. O da bilginize. Biz turnuvayla devam edelim. İkinci round. İşler burada daha da kızışıyor. Heyecanlı bir tur var. Red Dead Redemption ve San Andreas kapışmasıyla başlıyoruz. Yani Red Dead olsun isterim burada. Kazansın yürüsün isterim ama hani biliyorum ki San Andreas burada da işi götürecek. Sonuç ulan Red Dead ya. Red Dead az farkla kaçırmış. Üzdü kardeşim. Bu arada turnuvada niye Red Dead Redemption 2 yok? Onu da anlamadım ya. Saçma yani. Red Dead Redemption 2 olmalıydı bence. Son 10 yılın en etkileyici oyunlarından birini niye koymamışsın IGN? Sana sesleniyorum koçum. KOTOR ve New Vegas. İki tane unutulmaz tecrübe. Açıkçası seçim yapmak zor. İkisinin de iyi yönleri çok. Ancak bence KOTOR genel anlamda daha iyi bir deneyim vaat ediyor. Hikayenin etkileyiciliği, epik macera sunması, Star Wars evreninden olması ki Star Wars evreninden çıkma RPG deneyimi öyle her gün göreceğim bir şey değil. Benim oyum KOTOR'dan yana olurdu. Ama kazanan New Vegas olmuş. Üzülmem abi, ona da üzülmem. İki tarafta kalbimde özel yerde. O yüzden yürü New Vegas kardeşim. World of Warcraft ile Burnout 3 saçma denk gelmişler. Wolf temiz bir galibiyet de almış. Call of Duty Modern Warfare ve Dishonored. Zor bir eşleşme ama Dishonored'ı sevsem de Modern Warfare o dönem çığır açan bir oyundu. Sinematik aksiyon deyimini hayatımıza kazandırdı yani. Oyun dünyasını sarstı o dönemde. Modern Warfare yürümeli diye düşünüyorum. Sonuca bakınca da yürüdüğünü görüyorum. İyi fark atmış yani. Acımamış Dishonored'a. Portal 2 ile God of War. Portal 2'yi oynamadığım için yorum yapmam yakışıksız olur ama oy veren kitlenin aksiyon sevdalısı bir kitle olduğu malum. God of War zaten net bir şekilde galibiyetini almış yürümüş. Portal 2'ye de güle güle diyoruz burada. Assassin's Creed Black Flag ve Skyrim çok zor bir eşleşme olmaz. Skyrim bir üst sıra rahat geçer. Hak ederek de geçer. Tamam Black Flag güzel oyun kötü değil de Skyrim yani kardeşim bu da. Yürü bakalım senden bir yarı final bekliyorum demiştim. Senin daha yolun açık. Bioshock ve Minecraft. Üzgünüm Bioshock. Gönlüm senden yana olsa da rasyonel olmak lazım. Minecraft bu karşılaşmayı alır. Hatta farklı alır gibi geliyor bana. Yo farklı almamış ama bir sonraki tura çıkmış. Minecraft'ın kitlesi bu ankette pek yok gibi be. Minecraft beklediğimden daha erken elenebilir. Çünkü yani Fable 2 ve Bioshock'u bile ucu ucuna eleyebildi. Şöyle sağlam bir ekip çıksa demek ki pat diye gidecekmiş Minecraft. Witcher 3 ve Doom. Yani sevgili İlgili bir çürüş. Sen de 1993 yılında çıkan bir oyunu kaybetmezsin herhalde. Heh aferin. Lelelelelelele Geralt kardeşim benim. Senden de herifine istiyorum. Super Smash Bros. Ultimate ile Last of Us kapışır. Kazanan da Last of Us olur. Gerçi bu Mario da tehlikeli harcayıp geçebiliyor bazen ama neyse. Bravo Last of Us. Halo 2 ve GTA 5. İki büyük kitlenin çarpışması. Yani GTA 5'in kaybetmesi bana çok mümkün gelmiyor burada ama evet kaybetmemiş. GTA 5 almış. Yani bu GTA abi yer adam. GTA burada kime kaybeder çok bilemiyorum açıkçası. Pokemon ve Batman. Ben Batman tarafındayım. Batman'e daha yakınım ama Pokemon'un da manyak bir kitlesi olduğunu biliyorum. Fakat ne demiştik? Ankete katılanlar aksiyon sever insanlar. Yani o yüzden Batman bu turda geçer mi? Geçebilir. Geçmiş de var. Temiz bir galibiyet almış Batman burada. Rise of Tomb Raider'da Half-Life 2'yi eledikten sonra Dark Souls'u da elerse bu işte bir iş var derim. Ha. Yapımcılar artık katakulli mi karıştırmış? Ne yapmışsa yani? Nasıl Rise of Tomb Raider Half-Life 2'yi eliyor ya? Tamam hadi Half-Life 2'yi eledi ama Dark Souls'u eleyemez diye tahmin ediyorum artık değil mi yani? Artık Dark Souls'u da eleme be kadın. Az kalsın eliyormuş lan. Yine ucu ucuna geçmişler. Oğlum bu Tomb Raider neymiş be? İki oyunu yapan firma da aynı firma. O yüzden enteresan bir karşılaşma olacak. Apex çok daha popüler bir oyun şu sıralar. Ama Titanfall 2 de böyle alakasız fazla oy aldı. Ya burada şunu söyleyebilirim. Kim kazanır bilemem ama kim kazanırsa kazansın bu iki oyunda finali göremez. Büyük ihtimalle bir sonraki turda elenirler. Titanfall 2 çıkmış geçmiş bu arada anketten. Sevindim. Bence iyi bir FPS oynuyor. Hak etmiş en azından burada değerini bulsun. Ya bak FPS deyince aklıma hep Half-Life 2 geliyor. Oğlum yarı final görmesi gereken oyun ilk turdan elendi gitti ya. Tövbe tövbe. Bloodborne Tetris'i geçmiş. Metroid Prime Super Mario Bros. 3'ü yenilmiş. Super Mario Bros. 3 de rakiplerine eze eze gidiyor maşallah. Ve burada bir kapışma var. Resident Evil 4 ile Zelda kapışması. İşte buna yorum yapmak isterim. Şimdi bak zor bir eşleşme. İki oyunda çok ve yoğun hayran kitleleri var iki oyununda. Aksiyon sever sayısı fazla dedik, Nintendo kitlesi az dedik. Resident Evil 4 buradan alır diyorum ya. Benim için bir tık daha ağır basıyor. İkisini de severim ama Resident Evil 4'ün yeri bende bir tık ayrıdır ya. Ah be, olmadı lan. Breath of the Wild almış. Olsun, hak etmiyor diyemem ona da. Üçüncü tur. Şimdi önce bir eşleşmeleri bir dizelim. Kim kimle kapışacak onu bir görelim. San Andreas ve New Vegas kapışıyor. WoW ile Modern Warfare var burada. God of War ve Skyrim var. Minecraft vs. Witcher 3 var. Last of Us ve GTA 5 var. Batman Arkham City ile Dark Souls mücadelesi görüyoruz.
göreceğiz. Titanfall 2 ve Bloodborne kapışacak. Super Mario Bros. 3 ve Zelda Breath of the Wild birbirlerini yiyecek. Oh tamam, şimdi sıra sıra gidelim. San Andreas'ın New Vegas'la kapışıyor olması üzücü. Çünkü New Vegas'ın buradan sağ çıkma şansı yok. Yani ki bütün olarak baktığında San Andreas daha bir hak ediyor bence üst sıra çıkmayı. Ben de burada oy veriyor olsam San Andreas'a verirdim ya. Sonuç net bir San Andreas galibiyeti. Tebrikler. World of Warcraft ve Call of Duty Modern Warfare. Şimdi iki baba oyun kapışacak. Tahmin etmesi zor. World of Warcraft diyoruz, yani milyonlarca oyuncusu var. Aktif olarak hala daha oynuyorlar. Öte yandan Modern Warfare'de efsane bir FPS deneyimi sunuyor. Tarihte yeri olan bir oyun. Ben online bir oyuncu olmadığım için Modern Warfare'e veririm oyumu burada. Benim için daha özel bir iş. Ama World of Warcraft üst tura çıksa itiraz etmem, şaşırmam da. Sonuç? Oha nasıl lan? Modern Warfare baya fark atmış. Bu kadar fark olmasını beklemiyordum, buna şaşırdım. God of War ve Skyrim. Epik bir eşleşme. Erken bir finalde diyebilir miyiz buna? Bence deriz ya. İki oyunda sükse yapmış oyun ama Skyrim'de Skyrim be. Yani çok oldu çıkalı ama Skyrim ulan işte bu. Dev gibi oyun. Şahsen zor bir eşleşme. Ben oyumu herhalde Skyrim'den yana kullanırdım ama maşallah God of War yürümüş. Temiz yürümüş. Skyrim erken finalde güç rakibine karşı kaybetmiş. Olsun Skyrim. Başın dik ayrıl. Minecraft ile Witcher 3 kapışması. Minecraft sen burada eleniyorsun abi. Zaten çok oy potansiyelinde yoktu. Önceki turlarda görmüştük bunu. Bence Witcher 3 net alır. Vay be, net alamamış. Bir gollü galibiyet gibi olmuş bu yani. Ucu ucuna dakika 90'da atmışlar gibi. Witcher 3 adına üzüldüm. Çünkü ben onu yarı finalde görmek isterdim ama oy potansiyeli bir tık düşük gibi. Last of Us ve GTA 5. İşte en üzüldüğüm şeylerden biri bu. Çünkü Last of Us'ın daha üst turlara çıkmasını isterdim ama çok konuşmaya gerek yok. GTA 5'in kitlesi Last of Us'ı burada harcar. Harcamış da. Büyük fark olmasa da GTA 5 net bir galibiyet almış. Tebrikler GTA 5. Geldik bence kazananın yine biraz belli olduğu bir kapışmaya. Batman ve Dark Souls kapışmasına. Şimdi Dark Souls kitlesi Batman'i burada indirir. Temiz bir galibiyet olur. Oha olmamış lan, yine şaşırdım. Batman Arkham'sı hakikaten nefis oyundur. Dark Souls ile vs atsa kazanabilecek potansiyeldedir bence. Oyunu küçümsemek istemiyorum Arkham City'yi ama oyun potansiyel olarak Dark Souls'un daha fazla oy olacağını düşünmemiş miydiniz siz de ya? Yürü lan Batman. Helal olsun sana lan. Vallahi finale doğru gidiyorsun ha. Senin diğer oyunlardan neyin eksik kardeşim ya? Hayvan gibi iyi oyunsun sen de yani. Seni küçümseyenler utansın be. Yani ben utanayım seni küçümsediğim için. Her turda eleneceksin dedim. Hiçbirinde elenmedin. Beni utandırdın. Senin ne kadar büyük bir oyun olduğunu unuttuk herhalde biz. Bak ama burada şimdi şunu söyleyeyim. Bloodborne puan vermez Titanfall 2'ye. Rahat geçer. Allah Allah, rahat geçmemiş ya. Soulsborne kitlesi bu anket olurken uyuya mı kalmış acaba? Tamam kazanmış kazanmamış değil ama ben net bir temiz galibiyet bekliyordum ya. Kaldı ki öyle Titanfall 2 de deli gibi popüler bir oyun değil. Bloodborne adına işler çok iyi gitmiyor. Süper Mario Bros. 3 kardeşim, artık sen burada bence bir dur ya. Eze eze geldi rakiplerine ama Zelda seni burada sağa koymaz. Evet, rahat bir mücadele. Zelda bir üst sıra çıkma hak ediyor. Şimdi çeyrek finallere geldik ha. 4 mücadele göreceğiz. Bu 4 mücadelenin ardından da yarı finale kalacak 4 isim belli olacak. İlk maçımız GTA San Andreas vs Modern Warfare. Şimdi buna ne denir abi? Modern Warfare'in World of Warcraft'ta ağır yendiğini gördük ankette. Öte yandan San Andreas New Vegas karşısında o kadar da rahat bir galibiyet alamadı. Ben burada tahmin hakkımı Modern Warfare'den yana kullanıyorum. Hani o hak eder demiyorum ama o alır gibi geliyor sanki bana. Ben oyumu kullansam gene San Andreas'a verirdim büyük ihtimalle. Objektif açıdan hak ediyor ama zor bir seçim ya. Sonuç fena göt ediyor sonuç beni. Net bir San Andreas galibiyeti olmuş. Neyse, en azından hani gönlümden geçen kazanmış oldu. İyi oldu. Tahminim yanlış çıksa da yüreğim devam ediyor. Sıradaki maç görmek istemediğim bir mücadele. Erken final dediğimiz mücadelelerden bir tanesi. God of War ve Witcher 3 kapışması. İki tarafta gergin. İki tarafta rakibini süzüyor. God of War Skyrim'e eze eze üst tura çıkmıştı, hatırlayacaksınız sayın seyirciler. Witcher 3 ise nispeten zayıf rakibi karşısında net bir galibiyet alamamıştı. Bu karşılaşmanın sonucunda da God of War kazanıyor. Sağlık olsun be. En azından yabancıya gitmedin Geralt. God of War iyi oyundur. Yürüsün gitsin. Şimdi bak, Batman'i küçümsüyorum diye az önce kendime kızdım değil mi? Ama burada şimdi ne diyeyim abi? Yani GTA 5'te yenemez Batman. Yani iyi oyun da GTA 5 be. Evet, burada veda ediyoruz Batman'e. Hakkını tam veremesek de Batman, güzel ilerledin. Tebrik ediyoruz seni. En azından çeyrek finali gördün. Şimdiki kapışmada her sonuç çıkabilir. Bloodborne ve Zelda. Ben yine tahmin edeyim burada kime oy verirler diye. Bence Zelda'ya oy verirler. Çünkü Bloodborne'un önceki turlarda oyu çok düşük kalmıştı. Ama Modern Warfare'de de böyle dedik. İçimde patladı. O yüzden Bloodborne çıkarsa da şaşırmam. Şahsen ikisi de çok farklı tarzlarda akan nefis oyunlar ama bir üst tura çıkacak. Kazanan da azımsanmayacak farklar Zelda olmuş ya. Tebrikler Zelda'cığım. Yarı finaller. Bir sürü güzel oyunu geride bıraktık. Geldik yarı finallere. Son 4 takım, 2 maç finalistler belli olacak. Bir tarafta San Andreas var, diğer tarafta God of War var. Birbirlerine bakıyorlar. Öteki turda ise GTA 5 ve Zelda kapışıyor. Kendi adıma daha favori gördüğüm kısımla başlayayım. GTA 5 burada Zelda'yı eler.
buradan çok bir sürpriz beklemiyorum. GTA 5 zaten bu turnuvayı kazansa da şaşırmam. Benim şahsi kanaatim hak etmediği yönünde ama anket potansiyeli açısından GTA 5 en potansiyelli oyun. Bana sorsan abi ben Red Dead Redemption 2'yi GTA 5'in önüne yazarım. Ama Red Dead Redemption 2 turnuvada bile yok. Niye yok acaba ya? Kazanan tada GTA 5. Gene iyi kapışmış Hazel'de. Hakkını vermiş herifin evi. Şimdi gelelim işin daha incik cincik tarafına. San Andreas ve God of War mücadelesine. İki oyunda iyi oyunlar. Buna çok tartışacak bir şey yok zaten. Ama bir tarafta GTA 5 uça uça giderken diğer tarafta GTA San Andreas da uça uça giderse ve finale iki GTA oyunu kalırsa benim adıma üzücü olur. Abi düşünsene dev bir turnuva yapıyorsun böyle. Hani oyunlar birbiriyle kapışıyor. Sonra finale kalan oyun aynı oyun serisinden iki yapım oluyor. GTA 5, GTA San Andreas. Bence çok sıkıcı. Ancak kimse korkmasın. Bu senaryo gerçekleşmiyor çünkü God of War rakibini adeta kılıçtan geçiriyor. San Andreas'a köyüne geri dön diyor. Go home diyor. Go home. Sen nesin ki diyor. Ben kimleri eledim diyor. Skyrim eledim diyor. Witcher'ı eledim diyor. Helal olsun sana be. Artık final eşleşmesi belli. Bir tarafta 150 milyon satışı geçmiş GTA 5 var. Diğer tarafta o kadar sert masada rakipleri dağıtan bir God of War var. Kazananı tahmin etmemi ister misiniz? Hiç tahmin etmiyorum çünkü ben kazananın kim olduğunu biliyorum. Bu turnuvayla alakalı abi maalesef bildiğim tek şey zaten kazanan. Yani kazanan oyunu ben daha önce görmüştüm. Listenin geri kalanını da görmüş olabilirim ama hiç hatırlamıyorum. Ama kazananı hatırlıyorum abi ya. O yüzden spoiler vermek istemedim sizlere. Hani böyle video heyecanlı olsun diye. Ve ben kazananı bildiğim için de çok yorum yapmadım bu oyunla alakalı ama kazanan tarihin en iyi seçilen oyun God of War oluyor. Vallahi ilginç ha. Bak benim için de şahsen God of War GTA'dan daha iyi bir deneyimdir. Ona bir şey diyemem. Fakat böyle bir listede God of War'un birinci olacağını düşünmezdim. Skyrim olabilir derdim, GTA 5 derdim, Witcher 3 bile derdim. Bunlara nispeten daha geniş kitlelere ulaşmış oyunlar ya. Otomatik olarak da insan daha fazla oy alırlar diye düşünüyor. Ama yok God of War yürümüş. Tabii ki de bunu söylememin sebebi God of War'un hakkını yemek değil. God of War'u en çok seven oyunculardan bir tanesi benimdir herhalde. Taş gibi bir aksiyon oyunu. PC'ye çıkması da ona yepyeni bir kitle kazandırmıştır muhakkak. Ama şaşırdım yani o yüzden böyle bir fikir tehditsi yapıyorum kendi içimde. Yoksa God of War'u tebrik ediyoruz efendim. Bu IGN'in yaptığı tarihin en iyi oyunları listesinin anketinin sonuçlarıydı aslında ama bunu görünce aklıma şey geldi. Ulan biz de böyle bir şey yapsak mı diye. Ne diyorsunuz yapalım mı böyle? Çirazoğlu izleyicilerinin en iyi oyununu seçiyoruz gibi bir şey. Güzel olabilir. Ben buna bir çalışayım bakayım ya. Hoş bir fikir, hoş bir konsept. Yürürüz buradan belki bakarız. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.